Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün dersimizde Malatya'da İLİTAM okuyan siz kıymetli kardeşlerimiz için medih ve zem konusunu göreceğiz inşallah. Cenab-ı Hak bu konuyu güzel bir şekilde anlatabilmeyi, hepimize anlayıp muvaffak olabilmeyi nasip eylesin. Konumuz medih ve zem. Medih, medaha fiilinden gelip isminden de anlaşılacağı gibi arkadaşlar, övmek demektir. Herhangi bir kimseyi, bir şeyi övmek için kullanılan üsluptur. Zem de herhangi bir şeyi veya kişiyi yermek, kötülemek için kullanılan üsluptur. Medih ve zem. Örneğin, ni'men nas ensaruha. İyilik yapan insanlar ne iyi insandır. Bi'sen nas e'da'uha. Düşmanlık yapan insanlar ne kötüdür, ne kötü insandır şeklinde kullanıyoruz. Tabi şimdi bu ni'me ve bi'se, bunun yanında bir de habbeza ve la habbeza adını verdiğimiz bu övme fiilleri ni'me, habbeza yerme fiili, zem fiili, bi'se ve la habbeza mazi fiil olarak kabul edilir. Medih fiili olarak kabul edilir. Bu fiillerden sonra gelen elif lamlı, burası önemli, elif lamlı isim veyahut da bir isme, bir elif lamlı isme muzaf olmuş isim. Bir elif lamlı isme muzaf olmuş isim. Şuradaki gibi arkadaşlar, amel kelimesi el hayri elif lamlı isminden muzaf olmuştur. Bunlar ni'me ve bi'senin faili olarak kabul edilir. İrab durumlarında böyle. Onlardan sonra gelen kelime, bu failden sonra gelen kelime de failin ya mahsusu kabul edilir, ona ait olan hususisi, mahsusu bir özelliği kabul edilir. Veyahut da bu eliflamlı kelimeden sonra hasfedilmiş bir zamir vardır. Hüve, buradaki çoğul olduğu için hüm, onun haberi olarak kabul edilir. Bu şekilde iki tane ayrı irabı vardır. Medih ve zem çoğunlukla ni'me ve bi'se fiilleri kullanılır. Ni'me, medih, bi'se, zem için kullanılır. İkisi de mazi, fetha üzerine mebni ve camit. Ne demek camit? Asla çekimi yapılamayan, çekimi olmayan bir fiildir. Bunlarla birlikte mutlaka fail ve medih ve zem ile tahsis edilen mahsusun bulunması gerekir. Yani biz övdüğümüz insanları veya yerdiğimiz insanları niçin niçin yer diyoruz? Onun özelliği, yani iyilik yapma özelliğinden dolayı övüyoruz. Kötü düşman olma özelliğinden dolayı onu yeriyoruz arkadaşlar. Şimdi ni'me ve bi'senin faili genellikle başında elif lam bulunan bir isim olur. Buradaki gibi ennas gibi bir isim olur. Elif lam bulunan veyahut da elif lam bulunan bir isme muzaf olur. Buradaki amel kelimesinin el hayr elif lamlı isminden muzaf olması gibi. Fe ni'me amelul hayri neşatuha. Evet, iyi ameller, işlenen iyi ameller, yapılan iyi ameller ne güzeldir şeklinde söylüyor. Veyahut da şu şekilde de gelebilir arkadaşlar. Herhangi bir temyiz olarak vücuben müstetir zamir olup onun temyizi olarak gelebilir. Ni'me taliben, öğrenci cihetinden ne güzeldir Züheyr'un. Züheyr öğrenci adına, yani öğrenci cihetinden ne güzel bir öğrencidir şeklinde taliben kelimesi arkadaşlar temyiz olarak gelmiştir burada. Züheyr'un da faildir. Medih veya zem fiili tahsis edilen isme mahsus adını veriyoruz. Mahsus, tahsis edilmiş isme mahsus. Mahsus cümlede ya müpteda olur. Nerededir arkadaşlar mahsus? Şuradaki neşatuha kelimesi, e'da'uha, ensaruha gibi. Ondan önceki fiil cümlesi de onun haberi olur. Ya da mahsus haber olur. Evet, mahsus haber olur. Ondan önceki cümleden anlaşılan el memduh veya hüve zamiri müpteda kabul edilir. Yani dedik ya, şurada sanki bir hasfedilmiş hüve vardır. Eğer hasfedilmiş hüve olduğu zaman burası haber oluyor arkadaşlar. Neşatuha haber oluyor veyahut da e'da'uha. Ancak veyahut da diyor ki fiil cümlesinin mukaddem fiil cümlesi haber kabul edilir arkadaşlar. Fiil cümlesi haberi olarak kabul edilebilir.
hasfedildiğini gösteren bir karine varsa veya anlaşılıyorsa mahsus hasfedilebilir. Vel arda feraşnaha fenimel mahidun. Vel arda, yeryüzünü feraşna, ne yaptık? Döşek eyledik. Ha, şuradaki erd kelimesi semai müennes olduğu için arkadaşlar ha zamiri ona dönüyor. Onu biz döşek kıldık. Şimdi şuradaki na'dan arkadaşlar biz döşek kıldık kelimesini anlaşılıyor. Efendim. Aleykümselam Yusuf hocam. Çok şükür, hamdolsun. İyiyim, sizi sormalı. Evdeyiz. Yaptık çok şükür he. Bir daha şey yapmadık. İnşallah, evet. Biliyoruz, aklımızda hocam. Geleceğiz inşallah, Allah izin versin. Tamam, merkeze gelince ben ararım hocam sizi. Tamam, şimdi hatırladım. Tamam, valiliği geçiyoruz. Aynen, vali yandan geçerken sağ taraftan. Tamam. Tamam, şu an video çekiyorum hocam. Çok fazla şey yapamayacağım. Tamam, ben gelince ararım seni inşallah. Peki, hadi Allah'a emanet ol. Kolay gelsin. Şimdi kusura bakmayın arkadaşlar. Özür dilerim. Vel arda, yeryüzünü feraşna. Şuradaki feraşna kelimesinin biz döşedik olduğu anlaşıldığı için burada nahnu arkadaşlar ne yapılmıştır? Hasfedilmiştir. Onu söylüyor burada. Mahsus hasfedilebilir. Feniyemel mahidun. Ne güzel döşeyicileriz. Ne güzel döşeyenleriz, yapanlarız. Yani Rabbimiz aslında yapan sadece Hazreti Allah'tır. Ancak kendisi için bile biz ifadesini kullanıyor. Medih ve zem anlamında, evet, za işaret ismine bitişik olan habbeza vardır. Medih için habbeza, zem için la habbeza kullanılır. Buradaki za arkadaşlar artık cümlede ne olur? Fail olur. Cümlede, cümlenin faili olur. Ondan sonra gelen isim de mahsus olur. Teşkü, şikayet ediyor. Kim? El insaniyetu. İnsanlık. Neden? Min müşkilatin kebiretin, büyük problemlerden şikayet ediyor, yakınıyor da diyebiliriz buradaki anlamıyla. Tes'a, çalışıyor. Ba'du düveli, bazı devletler. Lihalliha, o sorunları çözmek için çalışıyor, gayret ediyor. Feni'me amelul hayri neşatuha, iyi işleri yapanlar ne güzeldir. Veya yapılan iyi işler ne güzeldir. İyi işler ne güzeldir anlamında. Feni'men nas, ne iyi insanlardır. Ensaruha, yardım edenler. Yardım eden insanlar ne iyi insanlardır. Ve bi'se, ne kötüdür men. Ol bir kimse ki yuharibuha, savaşan insan, savaşanlar. Buradaki men ismi mefsul olarak gelmiştir arkadaşlar. Yukarıda söylemedi ama buradaki men bir senin faili olarak gelmiştir. İsmi mefsul olarak da gelebilir. Savaşanlar ne kötüdür anlamında. Ve la habbeda, ne kötüdür biladun, ne kötü bir ülkedir. Tahlukul müşkülat, sorunların ortaya çıktığı. Ve teş ve tuşgulul hurub, savaşların yapıldığı ülke ne kötü bir ülkedir. Buradaki habbede, la habbede arkadaşlar zem fiilidir. Za onun failidir. Biladun da onun mahsusudur arkadaşlar. Yine buradaki ni'me medih fiilidir. Ennas ni'menin failidir. Ensaruha da fail olan ennasın mahsusudur. Veyahut da arkadaşlar buraya hasfedilmiş hüvenin haberi şeklinde söyleriz. Bir de fiil cümlesinin haberi, fiil cümlesi haber şeklinde de söyleyebiliriz. Veya hasfedilmiş hüm müptedasının haberi şeklinde de söyleyebiliriz.
Ve habbeza, ne güzel münasun insanlardır. Yudafiuna, savunan, anil emni vel eman, emniyet ve güven, fil alemi, dünyada emniyeti ve güveni savunan, isteyen insanlar ne güzel insanlardır şeklinde söylüyor. İçinde medih ve zem fiili olan dört cümle kurunuz diyor. Ne'am, özür dilerim. Ni'mel batalu, ne güzel kahramandır. Taridül istimar min vatani, vatanından sömürgeciliği kovan, sömürgeciliği çıkaran kahraman ne güzeldir, ne güzel kahramandır. Bi'sel e'da'u, ne kötü düşmandır. El hainune li evtanihim, vatanları için kötülük yapanlar, hainlik yapanlar ne kötü düşmanlardır. Habbeda, habbeda men yusa'idun nas, insanlara yardım edenler ne güzeldir. Fil hurub, savaşta insanlara yardım edenler. Men habbeda'nın mahsus olarak gelmiştir, zaf failidir. La habbeda, ne kötüdür. El istimar, sömürgecilik, emperyalizm, duvelil fakireti, fakir devletleri sömürenler ne kötüdür. Fakir devletlerdeki sömürgecilik ne kötüdür şeklinde söylüyor. Ayet-i kerimeler var. Bismillahirrahmanirrahim. Fekadernâ, biz takdir ettik. Fenîmel kadirûn, ne güzel takdir edenleriz şeklinde yine Rabbimiz kendi için buyuruyor. Vel erda, yeryüzü, feraşnâha, onu döşek kıldık. Fenîmel mâhidûn, ne güzel döşek kılanlarız. Veşteraf, satın al bihi, satın aldı bihi onu, zemenen, galilen, az bir ücrete. Febi'se mâ yeşterûn, ne kötü yeşterûn, satın almadır bu. Febi'se mâ yeşterûn, buradaki mâ bi'senin arkadaşlar fail olarak gelmiştir, yeşterûn da mahsus olarak gelmiştir. Bu alışveriş ne kötü bir alışveriştir. Ve vehebnâ, biz hibe ettik, verdik. Li Davud'e, Davud'a, kimi? Süleyman'a. Süleyman'a, ni'mel abdu, ne güzel kuldur. İnnehu, o evvabun, Allah'a yönelen, Allah'a dönen ne güzel bir kuldur. Ve etbi'u, tabi oldular. Nerede? Fi hâdi'i, bu işte. Le'neten, lanet olsun. Ve yevmel kıyameti, lanet onlaradır kıyamet gününde. Bi'ser riftu el merfut, bi'ser riftu. Bu bakmak lazım arkadaşlar. Riften tabi her kelimenin anlamını bilemeyebiliyoruz. Evet. Bi'ser riftu, ne kötü bir destektir. El merfut, desteklenmiş. Ayet-i kerimeye bakmak lazım arkadaşlar. Yak dümü, öne geçiyor. Kavmehu, onun kavmi. Yemel, kıyamet gününde öne geçiyor. Fe evradehum, onlara getiriyor. Verada geldi, evrada getirdi. Ennar, ateşi getiriyor. Ve bi'sel virdu, ne kötü bir getiriştir. El mevrut, ne kötü bir geliştir bu. Ve in tevellev, eğer ki yüz çevirirlerse. Fe'lemû, biliniz ki. Ennallah, muhakkak Hazreti Allah. Mevlaküm, sizin Mevlanız, dostunuzdur. Ni'mel Mevla, ne güzel dosttur. Ve ni'men nasir, ve ne güzel yardımcıdır. Bi'te meselül kavmi, şu kavmin örneği ne kötüdür. Ellezine, öyle bir kavm ki. Kezzebu, yalanlayan. Bi ayatillah, Hazreti Allah'ın ayetlerini yalanlayan kavm ne kötüdür. Bu, yani örneği ne kötüdür. Vallahu, muhakkak Hazreti Allah. La yehdi, hidayet etmez. El kavmet zalimin, zalimler topluluğuna hidayet etmez. Evet. Parantez içindeki failler diyor ama parantez içerisinde fail yok arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman el harub kelimesi son hareket esre geldiğine göre buraya muzaf olarak gelebilir. La habbeda, ne kötüdür. Evet. Savaşı savaşı fa'ilel harub, yapanlar diyebiliriz. Fa'ilel fa'ilul harub, savaşı yapanlar. Evet arkadaşlar, burayı geçelim. Çünkü parantez içerisinde yok.
Örnekte olduğu gibi ni'me ve habbeda fiile birlikte cümlede kurunuz. Ni'mel insan el ebu, baba ne güzel bir insandır. Habbedel eb, ne güzel babadır. Es-salih, salih ne güzel babadır. Et-ta'avun yardımlaşma. Ni'met ta'avun ne güzel yardımlaşmadır. Beynen nas, insanlar arasında yardımlaşma ne güzeldir. Veya ni'me ne güzeldir. Ma ol bir şey ki et-ta'avun. Ni'me ma ta'avun yardımlaşma ne güzel şeydir. Beynen nas, insanlar arasında. El-muallimat bayan öğretmenler. Ni'mel muallimat bayan öğretmenler. Veya şöyle ni'men nas. Ne güzel insanlardır el muallimat, bayan öğretmenler ne güzel insanlardır. Ellati öyle insanlar ki, öyle bayan öğretmenler ki ne yapıyorlar? Alleme yuallimu yuallimnel yuallimnel tullabe öğrencilere öğretiyorlar. Edduruse dersleri yuallimne tullab dersleri öğreten bayan öğretmenler ne güzeldir. El muhlisun ihlaslı. Ni'men nas el muhlisun ihlaslı olanlar ne güzel insandır. Veya ni'mel muhlisun ihlaslı olanlar ne güzeldir anlamında söyleyebiliriz. Bi'se ve la habbeza ile birlikte kullanırız diyor. Bi'setis sıfatus. Ne kötü sıfattır el cehlu, cehalet ne kötü bir sıfattır. La habbeda ne kötüdür el cehlu, cehalet vel cahilun. Cehalet ve cahiller ne kötüdür anlamında. El fakru, ni'mel fakru, ne güzel fakirlik ne güzel şeydir. Ni'me ma el fakru şeklinde söyleyebiliriz. Yani ismi mevsul de getirebiliriz. El cahilun, bi'se. Bi'sel cahilun, cahiller ne kötüdür. Bi'sel nas el cahilun, cahil olan insanlar ne kötüdür. El unsuriyetu, unsur, unsuriye. Habbezes selam fil alem, dünyada güvenlik, emniyet ne güzel şeydir. Bi'sel itikad, eşşirku billah, Allah'a şirk koşmak ne kötü bir itikad, inançtır. Ni'me hulüken ahlak cihetinden ne güzeldir. Et-ta'avun yardımlaşma alel birri ve tekva, iyilik ve takva üzerine yardımlaşma ne güzel bir ahlaktır. La habbeza ne kötüdür. El-iktilal savaşmak beynel eşikka kardeşler ve el-ekriba akrabalar arasındaki savaş ne kötüdür. Evet, hikayetul aşkil halidetu, hikayetul aşkı, aşkın hikayesi, el halidetu, ebedi, sonsuz aşkın hikayesi. Dahale girdi kim? El İslamu, İslamiyet, el karratel hindiyete, Hint kıtasına ne zaman? Münzül karnil evvelil hicriye, hicri birinci asırda. Birinci asırdan beri Hint kıtasına girdi. Vakat hakemeha oraya hükmetti. El Müslümune Müslümanlar hakim oldu Hindistan'a. Nahve elfi senetin. Yaklaşık 1000 yıl boyunca hakim oldu. Ve izâ kânel Müslümune Müslümanlar olduğu zaman kat tereku terk eder ayrılır olduklarında fi müdünil Endülüs Endülüs şehirlerinde. Buradaki anlamıyla bıraktılar arkadaşlar. Endülüs şehirlerinde bıraktılar. Neyi? Âthâren cemîleten. Güzel eserler bıraktılar. Fe inne lehum. Muhakkak onlardandır. Buradaki lehum innenin mukaddem haberi gelmiş. Mahallem mehfudur. Fil ardi fil ardil hindi. Hint yeryüzü yani Hint arazisinde. Ney? Âthâren hadâriyeten. Medeni hadariyet, medeni eserler, medeni eserler, ecmele ve a'zeme, en güzel ve en büyük. Evet, Hint arazisinde bulunan en güzel ve en muazzam medeni eserlerdendir. Nedir o? Ve hasbuna, o Tac Mahal, Tac Mahal'dir, Tac Mahal örneğidir.
Ecmelu binain, en güzel bina, ala zahril ard, yeryüzünde görülmüş, yeryüzünde bulunan en güzel bir binadır. Bena inşa etti hadel binae, bu binayı, el acibe, bu harika binayı, kim? El imparator Şihabuddin Muhammed Şah Cihan. Şihabuddin Muhammed Şah Cihan ne yaptı? İnşa etti. Ey melikü dünya, dünyanın meliki diyor. Ellezi, öyle ki, vulide, doğdu, senete elfin, bin yılında doğdu, minel hicreti, hicretten bin yıl, hicretin bininci yılında veya hicretten bir yıl sonra doğdu. Ve lehu, onun kıssatun, bir hikayesi vardır ki, tuşbihu, benzeyen, el hayal, yani hayale benzeyen, hayal, ancak hayal olabilecek bir hikayesi vardır. İz, çünkü kâne, oldu, lil imparator, imparator için, zevcetun, râyatun, imparatorun harika bir eşi vardı, harika. Hiye ayetun fil husni, o biliniyordu. Fil husni, güzellikte, vel cema, iyilikte ve güzellikte bilinen, ayet olan, yani herkesin bildiği anlamında, iyiliği ve güzelliğini herkesin bildiği, güzelliğiyle meşhur olan bir harika eşi vardı ki o eşin adı neydi? İsmuha Mümtaz Mahal. Mümtaz Mahal adında güzelliği her tarafa yayılan bir eşi vardı. Ve kânet idi seyyideten mümineten, mümine bir hanımefendiydi. Şaratet, şart koştu ala Şah Cihan, Şah Cihan'a. Neyi? Şuruten, bazı şartlar, kable zevac, evlenmeden önce bazı şartlar sundu, koydu. Nedir onlar? Ella yeşrebe, içmemesi, el hamre, içki içmemesi ve en yukime, ikame etmesi, es salate, namazı ikame etmesi. Ne güzel bir hanım değil mi? Ve en yahküme, hükmetmesi bi emrillah, Allah'ın emri ile, Allah'ın emriyle hükmetme şartlarını koydu. Allah böyle kardeşlerimizin sayısını arttırsın inşallah. Cenab-ı Hak İslam'a hizmet edecek tertemiz bir nesil yetiştirecek hayırlı anneler kılsın vatanımızda. Ablalarımızı, kardeşlerimizi, bacılarımızı. Ven sarafet, ven sarafet ez zevcetu, eş ne yaptı? Es salih, salih eş ile ümür din, dinin emirlerine sarıldı, uyguladı, yaptı anlamında. Salih eş, bayan için arkadaşlar, yani Mümtaz Mahali söylüyor çünkü sonunda kapalı T var. Ve enşaet, inşa ettirdi, el mescide, mescitleri, yani bunu yaptıranlar, yaptıranlar Mümtaz Mahal'dir. Bakın hepsinde mühendis getiriyor. Ve e'tenet ne yaptı? İtina gösterdi. Bir kitabetil masahif, mushafların basılması, yani Kur'an-ı Kerimlerin basımı hususunda itina gösterdi. Ve dafaat, savundu, an hukukin nisa, kadınların haklarını savundu, gözetti. Ve ekamet, yaptırdı, el buyute, evler, literbiyeti yetimat, yetimlere için, yetimlerin terbiyesi, yetimlerin büyümesi için yetim evleri yaptırdı. Ve ta'limihinne, onların eğitim için evler yaptırdı. Ve kânet, oldu, tursilu, gönderdi, gönderen oldu, gönderdi, gönderiyordu. Külle am, her yıl, miyete müslümin, 100 müslüman, nereye? İlel hac, hacca gönderiyordu. Min hisabiha, kendi hesabından, yani kendi parasından her yıl 100 Müslümanı hacca gönderiyordu Mümtaz Mahal. Ve ahabbe, sevdi el imparator zevcetehu, eşini, hubben, öyle bir sevgiyle ki meleke, hatta etkisi altına aldı, sahip oldu, aleyhi, ona, kalbehu, kalbi ve aklehu, aklı ve kalbi ona bağlanacak şeklinde, şekilde onu İmparator sevdi. Ve lemma matat, ne zaman ki öldü, eşi öldüyse, şe'ara bi hüznin, çok hüzün, şedidin, şiddetli hüzün hissetti, ala firakiha, onun ayrılışından dolayı. Ve hafiza, hatırladı, korudu, zikraha, onun söylediklerini, onun sözlerini hatırladı, bi kıt'atin,
fenniyetin, sanatsal bir parçayla halidetin ebedi miner ruhamil ebyaz. Ruham mermer demek, ebyaz beyaz. Beyaz mermerden yapılan halidetin ebedi sanatsal bir parçayla ne yaptı? Onu hatırladı. Yani onun adına yaptırdı söylüyor arkadaşlar. Taç Mahal adına onun buradaki anlamıyla hatıra diyebiliriz arkadaşlar. Ona hatıra olarak yaptırdı. Hiye nedir bu sanatçı sanatsal parça? Bünyanu kabri Taç Mahal. Taç Mahal kabri binasıdır, inşasıdır. Zül imareti, imaret bina sahip olan. Hangi bina? El İslamiyetil Hindiyede. Hint İslami bir bina özelliğine sahip olan. Ellezî öyle ki âthâra i'câbe. Âthâra i'câbe dünya. Dünya harikalarından bir eser olan. Bir cemalihil fenniyi, sanatsal güzelliğiyle, dünya harikaları eserlerinden biri olan Hindistan İslam binası olarak kabul edilen Taç Mahal kabri inşasını beyaz mermerden ebedi sanatsal bir parça olarak eşi Mümtaz Mahal adına hatıra olarak yaptırdı. Hafize buradaki zikra yani hatırasını korudu. Hatırasını canlandırdı. Anlamlarını verebiliriz. Vela yezalu devam ediyor. Yusiru etkilemeye icabe min yarahu. Onu görenlere. Buradaki min değil arkadaşlar men diyelim. İcabe men ol bir kimseyi etkiliyor ki yarahu onu görenleri etkilemeye, hayranlığa bırakmaya, hayranlık verecek derecede etkilemeye la yezalu devam ediyor. Buradaki la sakın olumsuzluk anlamı vermeyin. Zale devam etti. La yezalu onun müzarisi olup hala devam ediyor anlamında kul ismin raf haberini nasb eden edatlardandır. Kâne ve kardeşlerinden. Taç Mahal ne gibidir? Kel cevheret bir cevher gibidir. Ve tuhidu çevreliyor, kuşatıyor bihi onu. Hadikatun bahçe vasiyatın geniş bir bahçesi var. Ve er sifetun minel mermer. Mermerden yapılan yüzeyi var. Kaldır er sif arkadaşlar tabi buradaki anlamıyla kaldırım yani kaldırımları yüzeyi mermerden yapılmış. Ve bu hayratul ma'is safi saf su göl var etrafında saf su göl var emamehu onun önünde bulunan açık yani tertemiz safi buradaki saftan yani suyu temiz bir göl var. Keenna sanki o bahrun bir denizdir zahirun. Zahirun nedir? Süslü bir denizdir. Ve lehu onun vardır. Kel mesacit. Burada tabi dikkatimi çeken bazen ke enneha getiriyor. Bazen hu getiriyor. Burada da hu getirmiş mesela. Bazı yerlerde işte ha getiriyor arkadaşlar. Neyi vardır? Mesacit, mescitleri mescit, mesacit, mescitleri gibi vardır. Ney? Erba'u me'azen. Me'azen. Erba'u arkadaşlar 3-9 arasında kullanılan sayıdır. 3-9 arasında kullanılan sayıdan sonra temyizi çoğul ve mecrur gelmesi lazım. Ama me'azen mefa'el kalıbında geldiği için gayrimunsarıfıdır. Ve dolayısıyla cerri kabul etmiyor. Cer alameti fetha ile geliyor. Sahiretin onun sıfat oğlu temini gördüğünüz gibi esreli geliyor. Dört minaresi vardır. Sahiratın büyüleyici dört minaresi vardır. Yine velehu vardır. Kubbetun bir kubbesi. Aliyetun yüksek ke enneha o kubbe ne gibidir? Tacun bir taç gibidir. Ve züyyinet süslendi. Süslüdür. Vacihatun darihi. Evet vacihat. Vechetun vechat. Vacihat yönler anlamında olduğunu düşünüyorum. Vacihat. Evet taraflar cephesi arkadaşlar. Darih
Dareyhe bilmiyorum. Ona bir bakayım. Evet. Anıt. Bir rusum. Ezhar. Ezhar çiçekler. Çiçekler. Rusum da resimler. Yani böyle sanat işlenmiş motifler yani. Çiçekler ve motiflerle işlenmiş neyi vardır? Anıt. Anıtkabir görüntüsü. Anıt böyle bir sanatsal bir türbe görüntüsü vardır. Süslenmiştir. Vakat evsa vasiyet etti. El imparator neyi? El vefiyyu. Vefiyyu vefalı yani vefalı imparator. Vefalı sadık imparator neyi vasiyet etti? En yüd fene defnedilmesini. Urbe zevceti eşinin yanına defnedilmesini vasiyet etti. Ve la yezalu devam ediyor. En nas insanlar yezurune ziyaret etmeye. Taç Mahali ve yeravne görüyorlar. Yani görmeye devam ediyorlar. El ayatil Kur'aniyetil kerimeti büyük Kur'an-ı Kerim ayetleri, yüce Kur'an-ı Kerim ayetlerini görmeye ve Tac Mahal'i ziyaret etmeye devam ediyorlar. En menkuşe nakşolunmuş, nakşedilmiş ala cüdranihi onun duvarları üzerine bi hattin, bir hatla ki arabiyyin, Arapça cemilin, güzel Arapça hattıyla duvarlara işlenmiş, nakşedilmiş yüce Kur'an-ı Kerim ayetlerini görmeye ve Tac Mahal'i ziyaret etmeye İnsanlar devam ediyorlar ve yesmeune işitiyorlar erva kısasın kıssaların en güzelini el hubb aşk sevgi kıssalarının en güzelini işitiyorlar işitmeye devam ediyorlar şuradaki la yezal üzerine atfedebiliriz arkadaşlar. Evet, aşk kıssalarının en güzelini işitmeye devam ediyorlar. Eyne takavu Tac Mahal. Tac Mahal nerede bulunur? Ve men benahu. Onu kim inşa etti? Ma sebebu binayi Tac Mahal. Tac Mahal'in inşa edilmesinin sebebi nedir? Mada yuhaytu ne kuşatıyor bir Tac Mahal. Tac Mahal'ın etrafında ne var? Ne var? Onu ne çevreliyor? Ma ehemmu a'mal mümtaz mahal. Mümtaz mahallin işlerinin, amellerin en önemlisi nedir? Bime evsa neyi vasiyet etti? El imparator ve fi vefalı imparator neyi vasiyet etti diyor diye söylüyor arkadaşlar. Bir sonraki ünitemiz sıfat konusu olacaktır. Hakiki ve sebebi sıfat. Arkadaşlar sınavınız yaklaşıyor biliyorum. Hem Ramazan-ı Şerif ayı olmasından dolayı biraz yoğunuz hem de biliyorsunuz ki okulda öğretmen olmam dolayısıyla ve okulun sonuna yaklaştığımızdan dolayı okulumuzda da sınavlar yapılacak. O sınavlar okunacak. O sınavlar işte e-okula işlenecek. Dolayısıyla vaktimiz çok fazla. Bunun yanında açık öğretim Anadolu Üniversitesi de var. Ramazan-ı Şerif olduğu için hem halimiz fazla olmuyor, yorgun oluyoruz. Belki anlamışsınızdır. Sesimi çok fazla yorduğum için ses tellerim biraz zarar görmüş. Konuşmakta biraz zorlanıyorum. Ve Ramazan-ı Şerif'te teravih kıldığımız için arkadaşlar akşamları ders yapamıyoruz. Yani ben elimden geldiği kadar yapmaya, yetiştirmeye çalışacağım. Ama yetiştirebildiğim kadar. Dolayısıyla sizler hani kendiniz hem bunu hocalarınızla işlemeye, öğrenmeye gayret edin, çalışın. Anlamadığınız yerler olursa bana bir şekilde ulaşabilirseniz işte bu ders yaptığımız Skype üzerinden veyahut da numaram var WhatsApp üzerinden anlamadığınız yerlerden sorabilirsiniz. Cenab-ı Hak işlerinize bereket ihsan eylesin, zamanınıza bereket ihsan eylesin. Cenab-ı Hak Ramazan-ı Şerif'ten hakkıyla istifade edenlerden eylesin. Hazreti Allah sınavlarınızdan muvaffak eylesin. Azminizi, aşkınızı, ilminizi, fehminizi, idrakinizi, şuurunuzu, gayretinizi ahseni bir şekilde arttırsın, ziyadeleştirsin. Ve sınavda muvaffak olup okuldan mezun olduğunuzu görmeyi hepinize nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Selametle kalın kardeşlerim.